Gerçekten terapiye başlamamız gerektiğini nasıl anlarız? Hı hı. Öncelikle çok kısa bir şekilde bir hani, terapiden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Terapi aslında e, hayatınızı bir yabancıya açmaktır. E tabii bu yabancının da görevi kendinizi veya yaşamınızı değerlendirmenize, hatta değiştirmenize yardımcı oluyor. E tabii esasen hı hı. terapinin diğer bir amacı da e, benliğinizi değişim sürecinde yardımcı olmak ve hayatın zorluklarına nasıl adapte olmak aslında buna destek oluyor. E, tabii terapiyi sadece hemen düzelmek ya da uvu taşılamak ya da zorlu deneyimler karşısında motive olmak ya da neyin yanlış olduğunu aramaktan ibaret olarak görmek aslında terapiyi baya bir hafife almak olur. E, terapetik yolculuk aslında kim olduğunuz ve nasıl yaşamak istediğiniz konusunda seçimler yapmak ile ilgilidir. Yani terapiyi bir e, pratik çözüm olarak değil de aslında e, gelişmenin, büyümenin, hatta nefes almanın ve en önemlisi yaşamın anlam ve amacının e, nasıl keşfedilmesini gerektiğini anlamak için aslında çok doğru bir yöntem. Tabii terapi danışana e, aslında bir şeyleri anlatmak ya da onlara bir şeyler açıklamak değil. Terapi hmm. birlikte yapılan bir keşif ve araştırma süreci. Hatta araştırmalar bize şunu gösteriyor. Terapist ve danışan arasındaki ilişkinin terapi sonuçlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu ve hatta terapistin tecrübesi veya teorik bilgilerinden bile daha önemli olduğunu gösteriyor. Yani terapist ve danışan arasındaki ilişki terapinin sonuçlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu söylemek istiyorum. Tabii şu da var. Danışanlar neden terapiye geliyorlar? Danışanlar aslında biz psikolojik sıkıntılarının düzeylerin artmasıyla birlikte terapiye geliyorlar ve psikolojik sıkıntıların düzeyi azaldıkça aslında bir sonraki seanslara gelme ol olasılıkları azalıyor. Tabi bu da bize şunu gösteriyor. Danışanlar yardım talep etmelerindeki başlıca nedenin aslında duygusal olarak onaylanma ve aslında pratik bir sorun çözme olarak görüyorlar. Danışanlar aslında kendileri terapiye geldiklerinde sorunun ne olduğunu ve aslında bu soruna neyin sebep olduğuna dair kendi kafalarında bir görüşe zaten sahip oluyorlar. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Neredeyse istisnasız bir şekilde danışanlar acı verici duyguları ya da o girici hatıraları ya da şöyle söyleyeyim olumsuz düşünceleri kontrol etmek ya da onları tamamen ortadan kaldırmak için genelde terapiye geliyorlar. Tabii e, psikoterapi birçok bir ruhsal sağlık tedavisinde çok önemli. Bunlar aslında obsesif kompulsif bozukluğu olan ya da kaygı bozukluğu yaşayan, depresyonda olan ya da maddi kullanım bozukluğu olan iki uçlu duygu durum bozukluğu yaşayan bu kişiler aslında ya da şizofreni gibi psikotik bozukluğu olan kişiler aslında terapiye psikoterapiye başvurabiliyorlar. Tabii bunun yanında bizler aslında ruh sağlığı çalışanlar olarak e, herkese bu alanda bir teşhis koymuyoruz. Psikoterapi herhangi birinin aslında bir dizi ee, yaşam stresi yaşadıklarında ya da bir çatışma yaşadıklarında da başvurabiliyorlar. Örneğin eşinizle veya hayatınızdaki bir kişiyle çatışmaları çözmek olabilir. İş veya diğer hayatınızdaki başka bir sorunları çözmek olabilir. Boşanma olabilir. Sevilen birinin aslında ölümü olabilir. İşini kaybettiği bir yaşam değişiklikleriyle aslında başa çıkmak olabilir. Fiziksel sağlık sorunlarıyla nasıl başa çıkabilir? çıkabilmek için aslında başvurabilir. Uyku problemi yaşayanlar olabilir. Aslında bu kişiler psikoterapiye başvurabilir.